bugün size hayırlı olsun ziyaretine geldik. Biraz geç oldu ama çok kalabalık olduğunuzdan dolayı biliyorsunuz seveniniz çok. Perşembe'de sadece insanların gelmesi değil. Yani Ordu'nun 19 ilçesinden size gelen oldu. Ve de aynı zamanda bizim basın daire başkanlığınızı yaptığınız için basınla çok bilgilenmeniz var bununla ilgili. Önce Perşembe'ye hayırlı olsun diyelim. Bir 30 Mart değerlendirmesine kalın ve bundan sonra da neler bekliyor Perşembe'nizi? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Tabii geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 4,5 yıl birlikte şehrimiz için güzel hizmetler yaptık sizlerle beraber. 30 Mart seçimlerinden hemen sonra 14 Nisan gibi mazbatamızı Büyükşehir Belediye Başkanımızla aynı gün aldık. Hemen bölgemizdeki, mahallelerimizdeki acil yapılması gereken çalışmaları sağ olsun Büyükşehir Genel Sekreterimiz, OSİ Genel Müdürü Amcımız, 54 tane muhtarımızla beraber hemen masaya yatırdık, acil eylem planını çıkarttık. Mahallelerimizdeki dokunmamız gereken, acil hizmet bekleyen yerleri planladık. Bu sürece kadar yapmış olduğumuz çalışmaları bitirdik. Bundan sonrası fındığa kadar yine yol ve su ile ilgili beklentisi olan mahallelerimiz var. İnşallah onlara da müdahalelerimizi planladık. Onlara da müdahale ediyoruz şu anda. Onlardan 1 Mayıs 7'si etkinliğimiz oldu burada. Onu gerçekleştirdik. Yine tabii Perşembe bölgede Mayıs 7'sinin en aktif kutlandığı bir ilçe Perşembe. İnşallah önümüzdeki ayın sonunda da 1 Temmuz Kabataş Bayramı ile ilgili bir etkinliğimiz olacak burada. Şenliklerin bol olduğu bir yer. Çilek festivallerinin, hamsi festivallerinin olduğu yer Perşembe ilçesi. Turizm bölgesi. Sahil bandı yaklaşık 41 kilometre uzun bir sahil bandı var. Bu süreçte havalar ısınana kadar sahildeki temizliklerimizi bitirdik. Orada birkaç lokasyonlarda plajların, kumsalların temizlenmesiyle ilgili aksaklıklar vardı. Sağ olsun Büyükşehir Park Bahçeler Daire Başkanlığı hemen bizlere destek verdiler. Onlarla birlikte, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, diğer kamu kurumumuzla birlikte, kaymakamanımla, diğer kamu müdürlerimizle birlikte Perşembe'miz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Gayet güzel Perşembe'de çalışmalar. Tabii güncel nüfusumuz 34 bin. Temmuz ayında aynı nüfusu saysanız yaklaşık 100 bin kişi. Gurbetçilerimiz geliyor, yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Bölge hafta sonları yoğun bir bölge. Yine Çaka Beyazkum tarafında bölgenin turizmden ve deniz plajından dolayı bir yoğunluğu söz konusuydu. Orada birkaç alan açtık. Otoparkla ilgili sıkıntılar vardı. Onları da çözmeye çalışıyoruz. İnşallah tabii bu tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan biraz hani ayağını yorgana göre uzat. Ona dikkat etmek zorundayız. İnşallah biraz da ülke olarak, dünya olarak bu ekonomik darboğazdan geçtiğimizde bu sıkıntıyı atlattığımızda hizmetlerimiz daha fazla yansıyacak. Ben bu süreçte sabır gösteren Perşembeli vatandaşlarımıza, bizlerle omuz omuza çalışan muhtarlarımıza sizlerin vasıtasıyla bir kez daha teşekkür ederim.